2 adet yayla yolcusu. Winter the coming. Benim için fark etmez. Bak şimdi bunun içine sarımsak koyuyorum. Kırmızı biber. Tatlı biber koyuyorum, rengi değişiyor. Hı-hı. Ya eniştenin rengi değiştiği gibi. Eniştenin rengi değişmez. He ne lan sen de orada. 200 verdik. Aslan. Yani sarımsak koyarsan beyti oluyor. Hı. Sarımsak koymazsan düz Adana kebabı, adı üstünde Adana. Yani kıyma kebabı. Sen baharatına ne koyuyorsun? Baharat, tuz, karabiber, salça. Tamam. Başka bir şey buna olmaz ama tavuk dediğin zaman tavuk o sası kokusunu alabilmesi için ona kimyon, mutlaka kimyon koyacaksın. Bizde tavuk var şimdi, biz onu getirdik. Bak, sarımsak, kimyon varsa işte miktarına göre yarım kaşık, bir kaşık yoğurt, zeytinyağı, ayçiçek yağı koyacaksın, kekik, asla kekik. Kekik, olmaz. Sarımsak. Kekik koyacaksın, afiyetle yüzüreceksin. Yoğuracağım. Misafiri varmış bu işin. En güzel yoğurma şekli olacak ki bu yoğurulmuş olacak. Etin beyaz renkleri kaybolacak. Hatırlıyorsan burada bir yapmıştık da. Biz yeni evlendiğimizde. Mustafa dedi ki çok yedik dedi de böyle güzel yemedik diyordu. Hala da öyle. Listenin başındasın. Bunun azıcık salçası fazla gibice. O değil. Neden diyeceğim, makinenin içindeki salçayı buna yedirdik. Şimdi dinlenecek bu değil mi? Dinlenmesi ne gerek yok. Zaten ben dinlendiriyorum. Işte. Bak bunu da şöyle yapacağım. Evet, elini hafif sulayacaksın. Her şişte bu kadar olacak. Hı-hı. Bir avuç. Tabii. Ben yanlış meslek seçmişim.
Geçerdin dükkana. Liseye mi gidiyordun o zaman? İşte şey lise. Liseye gidiyorduk. Etini satardım. Ama millet derdi. Şey buradan kebap yiyecek mi derdi. O genç çocuğun yapmasını isterim derlerdi. Hmm. İşte yetişiksin. Derlerdi? Yapıksın bu işi. Daha güzel yapıyor derlerdi. Hmm. Halbuki ben yani kebap işine ilk girdiğim kişi o. Hiç denemedin değil mi açmayı? Hiç denemedim. Rusya'da da yapıyoruz. Lokanta, en son gittiğimde lokantada müdürlük yapıyorum. Hmm. O Azerbaycanlı bir İlmir diye biri vardı. Mehmet abi nasıl istiyorsa ben öyle yaparım derdi. İçine iki diş sarımsak koyardım yemeğin. Antepli bir arkadaşımız vardı. O derdi, Mehmet sen bu işi öttürüyorsun derdi. Ya. Hepsi bu kadar. Eline sağlık. Bundan sonra şişlere saplayacağız. Ondan sonra afiyetle yiyecek, minnoş da yiyecek. Kaç şiş, saydın mı kaç tane yumak? Tam 20 tane. 20 tane. Şimdi 2, 5, 6, 7. Adam başı 3 tane deli eder. Doyurur demek istedim. Üç bin kişiye kebap yetiştirdim bir günde. Saat 2'de başladım. 6'ya kadar. 3000 kişiye. 3000 kişiye bir şiş kuşbaşı, bir şiş de tavuk olmak üzere. O nerede? Rusya'da mı? Rusya'da mı? 3000 kişiye yetiştirdim. Şimdi ben aşağı ineyim. Sen şuradan çeşmeye aç. Ya güzel bir haber vereceğim. Tepkin çekmek istiyorum. Tamam şu an uyandım ama kalkmak istemiyorum. Uyandın ama kalkmak istemiyorum. Sinirlisin evet. Sen de mi? Tamam söylemeyeceğim o zaman. Sen sinirlen, sakinlenince söyleyeyim. Daha mı çok sinirlendin ne? Evet. Sinirleniyorum. Haftaya bedavaya tatile gidiyoruz. Evet. Erzin Termal Otel'de ablam başvurmuş. Bizim adımıza, Mine Kesik adına, Türk'te adına kazanmışız. Şeyle de konuştum, arayanla da. 200 kişiden kazanmışız. Bir yıl içerisinde kullanma hakkımız varmış. 2 gece, 3 gün. Bir de dedi işte bu cumartesi ya da pazar şey olacak, otelimizin tanıtım amaçlı. Gelip göreceksiniz. Bir de belgeyi vereceğiz. Hani bir yıllığına istediğiniz zaman da gelebileceğiniz o belgeyi vereceğiz kazandığınıza dair dedi. Kibrit Otel'de otobüs kalkacakmış yani Hatay için. İşte bu bölgede kazanan 20 kişiye mi ne, 20 çifte mi ne?
anket çalışması varmış. Ablam ankete başvurmuş. Bu anket içerisinde de işte 20 çifte kazanacaklar diye yazılmış. Onların içerisinde de biz varmışız. Evet. Şansımız. Ya bedava. Tamam, dur sana şeyini anlatayım mı? Ney? Özetliymiş. Özetle. Bu bir satış stratejisi. Evet. Adamlar bunu sana orada termal otelde bir haftalık oda satmak için seni oraya alacak, cezbedecek. Evet. İki gün tanıtımını yapacak. Evet. Üçüncü gün oradan çıkarken sen orada borçlanmış olarak sana satacak yani. Abi. İyi de ben gitmeyeceğim. Bu iş böyle de zaten. Yani oraya gideceksin, ücretsiz kalacaksın. Sonra sana satacak diyorsun. Evet. İyi de ben zorunda değilim ki. Tamam. O seni oraya alması, tanıtım yapması, iki gün orada konaklatması, bu bir satışın ön koşullarıdır. Sana koşulunu ayarlıyor adam. Çünkü kimse gitmiyor, talep yok. Hı hı. Talep olması için böyle oraya 500 kişi çağrılır. Bunu ve her hafta yapıyorlardı yani 200 kişilik. E tamam, bedavaya evet, gidelim. Tamam, bakalım. Durumumuz olunca zaten gideriz İlha. Çok olur mu? Yemek hem de götürdüm. Kurdun kuşun hakkını da veriyoruz. Abi.
Ben böyle ekmek yemedim ya, kebap ekmeği. Bunu mutlaka deneyin arkadaşlar. Pul biber yağı yağladıktan sonra maydanoz ve ekmeği ısıtıyorsunuz. Böyle bir şey olamaz. Üf, bir tüm de yağ. Yarısını ama koydum. Çok oldun ama bunu. Bu buna çok. Et çok koydum. Bunu saramam ki ben. Salatam bitti benim. Doğru söyleyeyim. Şaka şaka. Yedim zaten bayağı. Şu biberleri versene. Buyur. En acı olduğunu düşündüğüm. Şurada naneler var. Nerede nane? Limon. İstersen. Çocuk adam. Saramazsan benim ekmekten de verim. Ekleme. Bunu saralım da. Bu sarılır mı? Kağıt kağıt yok. Bu şey tutsam. Afiyet olsun. Devam et çocuk adam. Tamam. Ellerine sağlık. O zaman Azer Bülbül'le devam. Böyle kuş mu var oğlum? Geçen